Merhaba kardeşim, hoş geldin. Bu videoda Photoshop'ta glow efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle bir görselimiz var. Bu görselimizi şöyle ışıltılı bir güzel görsele çevireceğiz. Bu kanalda izlediğin ilk video ise eğer, kanala abone ol lütfen. Destek için beğeni yapabilir, yorum atabilirsin. Velhasıl kelam, videomuza geçelim ve nasıl yapıldığını izleyelim. Evet, şimdi avuç içerisinde tutmuş olduğu bu nesnenin çevresini pen tool aracımızla seçeceğiz. Yani bu alana ışık efekti vereceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde izleyelim. Evet, ışıltı efekti vereceğimiz alanı işaretledik. Şimdi Max Selection yapıyoruz. Ve bu alanımıza Ctrl J yapıyoruz. Layer'ımızı almış oluyoruz. Ve Convert to Smart Object'e tıklıyoruz. Çünkü bu nesne üzerinde daha sonra çalışacağız. Ve bunu grup oluşturuyoruz. Group from Layers yapıyoruz. Çünkü bunun içerisine Adjustment'tan bazı ayarlar yükleyeceğiz. Layer'ımızı Ctrl-J ile çoğalttık. Şimdi Filter'a gideceğiz. Filter'dan Blur, Gaussian Blur. Bu seçeneğimizi %5 yapıyoruz ilk etapta. %5 civarı. Daha sonra bu layer'ımızı çoğaltacağız. Yani Gaussian Blur vermiş olduğumuz layer'ımızı çoğaltıp onun üzerindeki dereceyi azar azar çoğaltacağız. Şimdi izliyoruz. Bu arada kopyalamış olduğumuz layer'ımızı kesinlikle screen yapmayı unutmuyoruz. Evet, layer'ımızı şimdi aynı işlemi uygulayacağımız için hızlı bir şekilde izleyelim. Evet, işlemimiz bitti. Bundan sonra hemen bir adjustment'tan Hue Saturation yapıştır gelsin diyoruz. Ve ayarlamalarımızı gördüğünüz gibi ayarlıyoruz. Şimdi background olan layer'ımıza geliyoruz ve Adjustment'tan Exposure'a tıklıyoruz. Çünkü onun biraz ışığını düşüreceğiz arka planda. Ki ön planda vermiş olduğumuz glow efekti biraz daha ışıldasın ve ön plana çıksın. Evet, burada dikkat etmeniz gereken takılmamak. Şu ayarlamaları düzgün yapın arkadaşlar. Brush tool'umuzda şu seçenekleri düzgün seçmeniz gerekiyor. Ve opacity'yi düzgün ayarlamanız gerekiyor. Evet, şimdi dikkatle izleyin. Avuç içerisine güzel bir şekilde avucumuzun içerisinde olan nesnenin parlaklığını yayıyoruz. Avuç içerisine ışıltı efektini verdikten sonra Hue Saturation'ımızı Ctrl-J ile çoğaltıyoruz. Ve kopyasını oluşturduğumuz Hue Saturation'ı Ctrl-I yaparak tersine çevir diyoruz. Ve daha sonra bunu Exposure'ın üzerine bırakıyoruz. Bunların yeri çok önemli arkadaşlar. Bunu koyduğun yer gerçekten çok önemli. Yoksa istenilen efekti alamazsın. Hata yaparsın. Evet arkadaşlar, burada görüntüyü durdurdum. Çünkü sol alttaki, bakın, işaretlediğim yerde beyaz ve siyah kutucuk var. Boyama yaparken buna çok dikkat edin. Şimdi zaten göstereceğim onu. Beyaz kutu önde olacak boyama yaparken. Evet. Burada avuç içerisine ışıltı efektini iyice vurguluyoruz. Hızlıca izleyelim. Evet, bu işlemden sonra Hue Saturation'ın opasitesini biraz düşürüyoruz. Evet,
Evet, buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar kendinizi bir tebrik edin. Aynı zamanda da videoyu izlemeye devam edin. Selective Color'umuzu da verdikten sonra burada Green'si işaretliyoruz ve ayarlamalarımızı yapıyoruz. Color'dan sonra bir de Curves ekleyip ışıltıyı daha da bir ön plana çıkartıyoruz. Curves'ten sonra diğer bir görselimiz var. Bu görselimizi alacağız ve bu görselimiz üzerinde çalışmış olduğumuz layer'la birleştirip manipülasyon yapacağız. Şu görmüş olduğunuz ışık parlantılarını sanki bu nesnenin ışıltı efekti vermiş olduğumuz nesnenin içerisinden çıkıyormuş gibi bir görüntü vereceğiz. Buna önce bir color dodge verelim. Şöyle bir yerine yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra çevresini şöyle güzelce bir silelim. Tam böyle bir manipüle edelim yani. Alttaki çalışma dosyamızda, çalışma layer'ımızda güzelce bir bağdaştıralım bunu. Sanki o gerçekten oradan ışılıyor, parlıyormuş gibi bir görüntü veriyor gördüğünüz gibi. Evet, neredeyse bitmek üzere ve gördüğünüz gibi bitti. Evet, ben bu çalışmayı çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Gerçekten beğendiyseniz beğeni butonuna basın ve bu tarz videoların devamı için zil bildirimini açmayı unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar, bir Photoshop eğitiminin sonuna geldik. Bu tarz kaliteli içeriklerin devamını istersen eğer kanalın zil bildirimini açabilirsin, abone olabilirsin ve diğer videolardan çabucak haberdar olursun diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.